belki alt liglerden uzaklaşacağız ama aklıma geldi. Galatasaray Ankara Gücü maçında. Yani top çıkmış. Yani topun çıktığını nasıl anlamıyorsun? Yani o kadar top çıkmış ki bacaklardan da anlaman lazım. Tamam, belki sonra hani iptal oldu. Penaltı çalındı. Top çıktı. Top devam etti. Babel aldı. Pasını çıkardı ve Ankara Güçlü futbolcunun koluna çarptı. Direkt penaltı noktasını gösterdi. İyi ki hayatımızda var. Yani bu VAR kararı iyi ki var. Öyle diyeyim yani. VAR iyi Güzel ki bir var. ironi oldu. Gerçekten yoksa işte Ankara Gücü'nün gerçekten bir puanı, belki de atıyorum galibiyeti çalınacaktı. Görmeden pozisyonu, futbolcuların bacaklarından anlamaması da çok tuhaf. İşte büyük takımların korunması. Alt liglerde bu durumlar daha da çok yaşanılıyor. Canlı yayın olmadığı için hakemler kim bilir hangi takımları her hafta katlediyor. Biz burada Ankara takımlarından bahsediyoruz. Bu gerçekten içime Mert çok dert oldu. dolmuş yalnız. Ama gerçekten iyi ki Aynen. bu VAR kararı var gerçekten. Tabii ki, Yoksa tabii ki. yanmıştı. Ben böyle saçma bir pozisyon görmedim. Hakem deyince Gökalp abi aklıma o geldi. Söylemeden edemedim. Çok haklısın. Şimdi tabii saçma pozisyon mu arıyorsun çok? Yani. Çünkü Çankaya'nın kırmızı kart gördüğü bir pozisyon var. Ayça'dan rica edeyim o Çankaya'nın kırmızı pozisyonunu. Talha Reşat Bulut'un bir kırmızısı. Şimdi önce kırmızı kartı göstermek istiyorum ki hani hakemlerimizin hassasiyeti, futbola bakış açılarını vesaireyi görelim. Bu arada demin sen üç büyükler dedin ya. Üç büyükleri biraz İstanbul olarak görmek lazım. Ben onu anladım yani. Tabii. Aslında Yani öyle. bu Silivri, bakın şimdi bir müdahalesi var. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. İşte şey yapıyor. Burada arkasını döndü. Arkasını döndükten sonra bayrak kalkıyor. Kart işaret ediyor hakem. Yani yardımcı hakem. Orta hakem geliyor. Yardımcısıyla konuşuyor. Nedir olay diye. Yardımcısı diyor ki tükürdü. Orta hakem çıkartıyor, kırmızı kartını gösteriyor. Maç sonunda hakemin yanına gidiyorlar şeyler, yöneticiler ve oyuncu. Hocam diyor, tükürmedim. Benim diyor geleceğimle oynuyorsunuz. Ben öyle görmüşümdür diyor hakem. Ben öyle görmüşümdür diye bir açıklama var mı ya? Ya var işte. Bu kadar gerçekten basit olmamalı. Bu kadar basit işte. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum Artık burada. bence bu liglerin de bir kontrol sistemi tekrar. Başından beri Merve kaç kere söyledik, Evet. TFF alsın şurayı dedik, şuradan bir maç yayını yapılsın dedik. Ya hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gencecik çocukların Bizden hakkı rica yeniyor. edin, biz yapalım şu yayınları ya. Ya Yani. hoş tabii şöyle bir işte TRT'nin ana haber yayınlayamadığı bir durum söz konusu. Maçları nasıl yayınlasınlar? Evet. Genelde onlar alıyor ama. Çankaya'nın bir verilmeyen penaltısı vardı Ayşe. Çankaya'nın verilmeyen penaltısını bir getirelim. Biraz şimdi silkelemek istiyorum. Yani nasıl Ankaragücü'nün pozisyonunda Mert dolmuş, böyle bir taştı bir an Evet. şelale gibi üstümüze. Tutamadık. Çankaya söz konusu olduğunda biraz ben taşıyacağım. Kimse kusura bakmasın. Çünkü ya gittiğim maç, izlediğim maç, bu çocukların emekleri, antrenmana gitmenin iyi bir tarafı şudur Merve. Bu çocukların o andaki emeklerini görüyorsun ama o noktaya gelene kadar yaptıklarını da biliyorsan benim gibi altyapılardan dolayı. Yani ondan sonra şöyle bir verilmeyen penaltı pozisyonuna geldiğin zaman böyle bir insan bir şeye geliyor. Bu şey bu. Kırmızı kart pozisyonu. Tamam, bu da olur. Hiç bence sakıncası yok. Anne tekrar tekrar gösterelim bence de. Kafa atmaya bir bakarsak mavi oyuncunun kırmızı beyazlı oyuncuya önce dalıp sonra da kafa atmasına, yardımcı hakemin 2,5 metre önünde gerçekleşiyor olay. Şaka gibi gerçekten. Evet, yardımcı hakem sahaya dalıyor. Hadi test yapalım. Cezası nedir? Ceza. Faul. Sarı kart yok, kırmızı kart yok. Hiçbir şey Böyle bir yok. şey yok. Bu kadar ucu Silivri'nin bir açık. aldatmaya yönelik hareketi vardı. Ayça, onu bir alalım. Sarı kartı olan 34 numaralı ki ortalığı çok karıştıran bir oyuncuydu. O kadar kızdım ki adını bile hatırlamıyorum. O şeyde bakmıştım. Aldatmaya yönelik bir hareketi var. Penaltı bekliyor oyuncu. Hakemden kart göstermiş. Şimdi sen Çankayaspor'a böyle bir şeyde diyorsun ki tükürdü. Çocuk diyor ki tükürmedim. Şimdi burada bir atak var. Sağ tarafta. Aman ne kadar güzel gitti. Aa, penaltı istiyoruz. Hakem diyor ki hayır, oyun topa diyor.
Ama o bir aldatmaya yönelik hareket ve oyuncunun sarı kartı var. İkinci sarı kartın için vermiyorsun. Orada penaltı istiyor senden. Seyirciyi ve seni aldatmaya çalışıyor oyuncu. Bak gayet güzel gidiyor. Müdahale topa. Kendisini yere atıyor. Dönüyor hakemden penaltısını istiyor. Bu aldatmaya yönelik harekettir. Ve bunun cezası İFAB'da FIFA'nın uygulamalarında sarı karttır. Ver ikinci sarısını. At kırmızıyla. Ve olayın seyri değişir haklı olarak Çankaya adına. Eğer penaltı vermiyorsan, sana göre evet, penaltı değilse o zaman cezasını vermelisin. Ya biraz kafasına göre yorum yapmış gibi. Yani bir kafası olması bile tartışılırdı.